Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. Meseleleri Filistin değil, Hamasçılık. Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak zirve yaparak yayımladığı 31 maddelik bildirim iktidara yakın çevrelerde tepki gördü. Yeni Şafak'tan Sabah'a ve SETA'ya kadar farklı çevrelerde bildiri sert şekilde eleştirildi. Elbette bildiride eksik görülecek, eleştirilecek yanlar var. Ben de önceki yazımda eksikliğe değinmiş ama yine de bildiriyi genel olarak olumlu bulduğumu gerekçeleriyle belirtmiştim. Ancak iktidar cephesinden bildiriye gelen tepkiler işaret ettiğim türden eksiklere değil, fazlalıklaraydı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün adres gösterilmesine tepki gösteriyorlardı ve bunu Hamas'a ihanet olarak yorumluyorlardı. Erdoğan imzalı bildiriye ihanet suçlaması. O tepkiler en net ifade edilmiş hali olduğu için AKP'li Mehmet Metiner'in Yeni Şafak'taki yazısından hareketle inceleyelim. Metiner, Hamas'ı Gazze'ye gömme zirvesi ihanetin diğer adı başlıklı yazısında. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü çok ağır hitamlarla suçlayarak Hamas'ı savunuyor. Hamas'ın yerine Filistin Kurtuluş Örgütü'nü adres gösteren bu bildiriyi ihanet bildirisi olarak damgalıyor ihanet olarak gördüğü bildirinin altında Erdoğan'ın imzası olduğu için de yazısını bitirirken şöyle bir manevraya başvuruyor. Herkesten çok Hamas'ı mücahitler topluluğu olarak selamlayan reise Van Münit diyerek bu oyunu bozmak yakışır. Bu ihanet oyunu karşısında susan diller lal olsun diyorum. Metiner başta olmak üzere bu perspektifle bildiriyi eleştirenlerin derdinin ve meselesinin Filistin'den ziyade Hamasçılık olduğu ortada. Siyasal İslamcıların Filistin Tutumu Türkiye'deki siyasal İslamcıların zamanında Filistin meselesine mesafeli durmasındaki nedenler aslında Metin Er'in şahsında yeniden su yüzüne çıkmış oldu. Türk devrimcileri Filistin cephesinde İsrail'e karşı omuz omuza savaşmaya koşarken Türkiye'nin siyasal İslamcıları Filistin sorununa mesafeli davranıyorlardı. Gerekçeleri de Filistin'i savunan örgütlerin milliyetçi, anti-emperyalist ve solcu olmalarıydı. Filistin direnişindeki bu örgütler güç kaybettikçe ve siyasal İslamcı örgütler güç kazanmaya başladıkça Türkiye'nin siyasal İslamcıları da Filistin meselesine daha yakın durmaya başladılar. Anti-Hamasçılık yanlışlığı Siyasal İslamcılar Hamasçılık yapsa da gerçeği olgularda arayanlar elbette anti-Hamasçılık yapamaz. Hamas'ın ideolojisi Gazze'deki Filistinlilerin sorunudur. Filistinli olmayanlar açısından önemli olan Hamas'ın ABD İsrail'i karşısında Filistin direnişine katkı yapıp yapmadığıdır. Kaldı ki CGTN Türk'teki yorumumda da bahsettiğim gibi Hamas'ın ideolojisi Gazze'deki Filistinlilerin çoğunluğunun da ideolojisidir. Dolayısıyla Gazze'de Hamas'sız bir çözüm gerçekçi değildir. Öte yandan Hamas'ı IŞİD ve El-Kaide ile eşitleyen değerlendirmeler de doğru değildir. Zira IŞİD de, El-Kaide de, Hamas'a yıllardır Gazze'de şeriat uygulamadığı için tepki göstermektedir. Tek çatı, tek bölge. Arap İslam Ortak Bildirisi'nin 27. maddesinde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunun vurgulanması ve tüm Filistinli grupların Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında toplanmasının istenmesi meselesi Filistin halkı ve Filistin devletinin kabulü olanlar açısından olumsuz değil tersine olumludur ve bu madde Gazze'de Hamas'sız çözüme değil tersine Hamas'ın dahil olduğu daha güçlü Filistin Kurtuluş Örgütü çözümüne işaret etmektedir. Filistinli grupların çatısı özelliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü, Arap Birliği'nin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de yıllardır kabul ettiği üzere Filistin halkının tek meşru temsilcisidir. Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altına girmesi hem kendisine bir meşruiyet kalkanı sağlayacak hem de Gazze-Batı Şeria ayrılığını ortadan kaldırarak Filistin devletinin kabulünü kolaylaştıracaktır.